Bizim normal kapımız buradaydı. 12 senedir biz dükkanda giriyoruz. Dükkan sahibi de kapatıyorlar. Biz böyle mağdur kalıyoruz. Kapıya bak nasıl? 12 senedir bu kapıyı açmamış. A burayı dükkanda dedi geliyoruz. Adrese şey geliyor, kargo geliyor, yolu bilmiyor. Madene geliyor, ambulans geliyor, itfaiye geliyor, adresi tarif ediyoruz. Gelip de hani kapı nerede? Çekip geri gidiyor. Giriş kapalı olduğu için önde işgalci var diye 12 senedir işgal etmiş, tafosu yok, işesi yok, engellidir bizim için. Girişi dükkanları içine verilmiş, dükkanımızı zayiat etmiş. Şimdi başka dükkanı almış, kapı kapatıyoruz, dışarıda kalıyor. Burada bir mağduriyet söz konusudur. Yani 2012 yılından beri mesela o zamandan bu zamana süren bir mahkeme süreci var bina girişiyle ilgili. Şu an bina girişi binanın arka tarafında, giriş de yan tarafta olduğu için önü kapalı olduğu için dükkandan vatandaşlar girip çıkıyor şu an binaya. Önünde bir engel var, bir baraka artık her neyse o tarzda bir şey var. Ve yaklaşık 10 yıl önce, 10 yıldan fazla da oldu belki, bir mahkeme süreci başladı yıkmayla ilgili. Yıkım kararı da çıktı. Mahkeme de hani başarıyla sonuçlandı. İmar Daire Başkanı imzası, Vali Bey'in imzası yıkım kararının altında var. Yani buna rağmen yıkılmıyor. Yani neden yıkılmıyor? Şimdi bu binada hastalar var, engelliler var. Bir ambulans geldiği zaman yani nereden binaya girecek? Binaya girişte sıkıntı yaşanıyor. Yani bundan yıllar önce mesela binada bir yangın çıktı, itfaiyeciler giremedi binaya. Hani bina girişi kapalı olduğu için yani yetkililerin bununla ilgilenmesini istiyoruz. Yani şimdi dükkan sahibi bir hafta 10 gün bir süre vermiş bize. Bina girişi zaten dükkandan olduğu için darabaları indirecek ve vatandaş binaya ne girebilecek ne çıkabilecek. Kaçak yapıdan dolayı hani şu an girişle ilgili sorunumuz var. Yani kaçak yapı oradan kalkarsa yani bina sakini huzura rahata kavuşacak. Şurada bir duvar bir kapı boyutu kadar bir yer açmışız. Şuradan binaya giriş çıkış yapıyoruz şu an. Dükkan sahibi darabayı indirmeden şurayı da kapatacak, darabayı da indirir. Bina sakini hiçbir yerden giremez binaya. Mesela binada engelli vatandaşlarımız var, hasta vatandaşlarımız var mesela. Hani bunlar girip çıkamadığı zaman bunun hesabını kim verecek? Yani bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz yıkım kararının. Biz resmi alınan kararların uygulanmasını istiyoruz. Vali Bey'in ve encümen kararlarının yerine getirilmesini istiyoruz. Burada İmar Daire Başkanı'nın yıkım kararı var. Biz bunun uygulanmasını istiyoruz. Bu neden yıkılmıyor, niçin yıkılmıyor, biz bunu yıkılmasını istiyoruz. Burada Vali Bey'in, Vali Yardımcısının ve encümenlerin, belediye yetkililerin yıkım karar imzaları var. Bu neden uygulanmıyor? 2010 yapımı bir binamız var. Binanın önünde kaçak yapı var. Bu kaçak yapıdan dolayı mahkemelikti. Mahkeme kararıyla bu yapının kaldırılması için karar verildi. Ama maalesef yıkım kararı durduruldu. Bunun sebebi nedir? Kimlere başvurmamız lazım? Nerelere başvurmamız lazım? Binada hastamız var, engelli arkadaşlarımız var. Bir ambulans geldiği zaman adresi bulamıyor, binanın girişini bulamıyor. Bizim bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Binanın sağ tarafından. O sağ tarafta niye girmiyorsunuz? Kaçak kapıdan dolayı. Dükkanların içine giriyoruz. Şimdi burası da satıldığı için bir dükkanları alan şahıs da kepekleri indirecek. Biz mağduriyet yaşıyoruz. Nereden girip çıkacağımızı bilemiyoruz. 12 senedir önünde işgalci var. Dükkanların içine girip geliyor. Dükkan şimdi satıldı. Adam darabayı indirmiş. Dışarıda kalmışız. Şimdi hasta var. Öğrencimiz var. Ondan sonra itfaiye geliyor. Adres bulmuyor. Kargo geliyor. Adres bulmuyor. Gelip binaya bakıyor. Giriş yok. Kargo geri gidiyor.
Onun için bir de belediye verdiği kararı 12 seneden sonra karar verildi. Binaya hak verdi. Gerek yönü açılı. Henüz belediyede bir ses yok. Şu anda adam diyor ben dükkanı darabaya indireceğim. Nerede gidiyorsan girin. Yer yok, yol yok. Mecbur oradan girip gelir. O da kapalı. Vatandaş ne yapsın? Özel kargo mu, şey uçak mı alsın? Ferebiktir ne de onlara mı gidip gelsin? Ya otobüs gelmiyor ya.